Sevgili YouTube arkadaşlarım, hepinize yeni bir günden selamlar, saygılar canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni evden açıyorum. Evimizden açıyorum yani. Bugün ilk kahvaltıyı sizinle beraber hazırlayalım. Çok da bir şey yok yani. Şöyle mutfağın halini de göstermek istiyorum size. Kahvaltılarımı göstermek istiyorum. Onunla kahvaltımı yapılır diyebilirsiniz belki ama... Bugünlük böyle gerçekten her yer her yerde her zamanki gibi yaklaşık bir aydır zaten o taraftaki evim de karışıktı yani. Ha bugün taşınacağız, ha yarın taşınacağız derken sonunda taşındık yani. İçine girdik ya çok şükür, Allah'ıma binlerce şükür. Artık gerisi yavaş yavaş olur. Bugün çok işlerimiz var. Saat şu an biraz önce 9.30'tu. 10.30 olmuştur herhalde. Ya bayağı bir saat oldu, ben bakalım telefonu. Şu an telefonu da göremiyorum video açık olunca. A101'e de gittim geldim hatta. A101'den de bir tane ayna takımı aldım. Bayağıdır geliyordu aslında da. Almak istiyordum. Hani alayım koyayım falan diyordum. Oradan taşınırken falan hani kırılır şey olur diye. Dedim ihtiyacım olduğu zaman alayım, o evde alırım falan diye düşündüm. Çünkü şu bir ay içinde bir sefer daha gelmişti. O zaman beklemeye almıştım yani. Şimdi az sonra onu da göstereceğim size. Daha bakmadım yani. Koydum öylece, hemen kahvaltı hazırlamaya geçtim. Şöyle size kahvaltılıklarımızı da göstereyim. Bu arada arkadaşlar, maskemle de gerçekten özdeşleşmiş oldum yani. Şu an geldiğimde falan maskeyi falan çıkarmamışım. Şöyle kahvaltılıklarımız arkadaşlar bugünlük bu. Şimdi çocuklar yatıyor, onları kaldırmayacağım. Eşimin işi var, o yüzden şöyle zeytinmiş, balmış, dolapta azıcık azıcık kalmıştı onları. Çünkü ne zeytini bulabildim ne balı bulabildim. Şu an az sonra evin her yerini göstereceğim size, gerçekten karma çorma. O yüzden şöyle geceden kalma bulaşıklar vardı. Şöyle yıkadım, hemen bir kenarına koydum. Gerçekten bulaşıkları yıkamak çok zor arkadaşlar. Burada nasıl yapmışlar daha önce bilemedim. Hani demek ki burada bulaşık makinesi varmış. Bulaşık makinesinin üstünde artık burası daha temizlenecek. Şuralar falan silinecek. Burası mutfağa girilmedi. Yani diğer odaların boyaları falan oldu. Oraları da göstereceğim şimdi az sonra size de. Daha burası girilmedi yani. Buranın temizlenip kullanacağım eşyaları çıkarmam lazım. Hepsini çıkarmayacağım. Bugün mobilya gelecek, vaza gelecek. Nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Hem bugün herhalde, yanlış anlamadıysam bugün gelmesi lazım mobilyanın da. Ondan sonra mobilyalar kurulursa o öbür tarafı boşu hani boşaltmam lazım. Oraları da göstereceğim şimdi size. Şöyle bu dolabımı şöyle bir sildim arkadaşlar buraya. Kullanacak olduğum malzemeleri buraya koyacağım yani. Çok dağılmayacağım dediğim gibi. Çünkü mutfak dolabını değiştireceğiz. Burayı değiştireceğiz. Çünkü çok düzensiz buranın mutfağı. Zaten gece gelince eşim hemen dedi bir çay demle de çay içelim dedi. Çayımız ve şekerimiz şöyle bidonlarla, bunları bulabildim yani. O yüzden bunlar baş köşede dursun, çayımız şekerimiz. Şöyle ocağımızı da göstereyim size. Bakın şuralar falan temizlenmedi daha. Öbür taraflarda temizlenmişti ama burası temizlenmedi. Eşim temizlemişti burayı. Arkadaşıyla beraber burası kalmış. Orayı ben temizlerim yani burayı artık da. Şöyle çayımı koydum. Çayım kaynayıp şöyle. Şimdi biz 2-3 lokma kahvaltımızı yapalım. Bu ocakta arkadaşlar bakar mısınız? Bunları falan bir elden geçirmem lazım artık. Çünkü yaklaşık neredeyse dolap yapılana kadar bu ocak benim işime yarayacak. Bu dükkandan getirdi eşim bunu. O yüzden bayağı şunları falan bir şeye yatırmam lazım. Yani çıkartmam lazım. Yağ çözdü falan. Kaynatmam lazım. Çok kötü. Ocak da çok kötü. Öncelikle bugün önceliğim mutfak olacak. Mutfağı bir elden geçireceğim. Kullanacak olduklarımı işte bardaklar falan şuraya koyacağım. Yani böyle olacak arkadaşlar. Yani yaklaşık... Evet canlar. Ben her zamanki gibi telefonumun şarjı bitti. Telefonumun azizliğine uğradım. Şöyle biz lüks kahvaltımızı yaptık bugün. Bugünkü kahvaltımız böyle arkadaşlar. Daha dediğim gibi çocuklar yapmadı. Onlar sucuk falan var dolapta. Onlar sucuk yerler. Biz de böyle aparatif bir şeyler yedik. Şunlar arıtma sularımız arkadaşlar. Arıtmamız takılana kadar bu şekilde sularımız falan var. Dışarıya koydum onları. Yani öbür tarafa koydum. Dış aradaki yere koydum. O yüzden şimdi ben burayı bir
Öncelikle mutfağı bir toparlamam lazım. Bulaşıklarımı falan yıkamam lazım. Şurada çatallarım, kaşıklarım falan var. İhtiyacım olduğunu şu an içinden seçiyorum ama vallahi her yer her yerde arkadaşlar. Vallahi çok karışık. Şöyle dolabımın içinde göstereyim. Bakın. Fare düşse, girse yani açlıktan ölecek. Neden? Çünkü çok fazla bir şey almadım arkadaşlar. Geliş gidiş. Orada da çoğu şeyi de attım. Yani buraya getirip tekrardan dolaba koymak istemedim. Dolabımın içini boşalttım orada da. Şurada tencerelerim var. Altında işte kavanozlarım falan var. Bu kavanozların çoğunu şeye götüreceğiz annem. Şu dışarıdaki şeye koyalım. Orayı da göstereyim size. Buraya akşamdan halı yazdık. Döşek yazdık. Buraya yattık. Zeynep de orada. O da uyku mahmurluğu da var. Burası karışık. Şöyle. Her yer karışık kız. Valla her yer karışık. Şöyle şurası yatak odası. Size bugün şu karmaşalığı göstereyim. Annem de yer bulamamış. Bak şu anda koridoru. Ne yapıyorsun? Oturucu Annem bak. Hem fotoğraf çekiyorsan hemen düzeltir kendini. Çekiyor beni bir çekiyorum ben. Hadi çekiyorum bakayım seni. Hayırlı olsun evimiz. Evimiz hayırlıca olsun. İnşallah. Amin. Hep yaşayın. Allah'ım İnşallah. Ömür versin. İnşallah hep beraber. Ondan sonra arkadaşlar dediğim gibi şurası arkadaşlar size daha önceki videomda demiştim şunu atacaktım ya şunu daha silinmedi burası bunların içinden gelişi güzel buraya koyduk oh konuşamadım da şuradan bir bakın şurası dış kapısıydı şöyle göstereyim şu halılar dediğim gibi bunlar artık yıkamaya vereceğim bunları diğerleri yıkandı geldi bunları vereceğim hani eğer yıkamadan geç kalırsa diye vermemiştim burada sularımız zeytinlerimiz falan var ben burayı düzelteceğim arkadaşlar vazgeçtim ben bunu dışarıya atmaktan neden bu demir zaten bu dışarıya atılacak diye eşim bakın şöyle burayı boyattırmış şu kenarları içeriği boyattığımda odaları buraya da boyattırmış olmazsa şuraya da şöyle boya attırırım buraya da bir perde çekerim diye düşünüyorum ıvırımı zıvırımı buraya koyarım çünkü neden arkadaşlar köy ayaklı olduğum için yani kiler dolabı gibi kullanacağım bir yer yok şunu düşünmüştük şu ayakkabılık burayı şu koridora koyalım diye düşünmüştük şunu atalım diye düşünmüştük bunu koysak da hani ha bunu koymuşuz ha onu koymuşuz artık o yüzden fark etmeyecek bunu buradan çıkartacağız buraya mutfak kapısını açacağız inşallah şöyle bakın evimin şöyle boyasını da göstereyim size zeytin dalı yaptırmış eşim eşime bıraktım ben şekilini falan ben de beğendim yani hoşuma gitti eşim ne zamandır diyordu zaten boyayı bana bırak hani ben çok güzel yapacağım falan diyordu gerçekten güzel olmuş da ama şu an her yer karışık olduğu için hiçbir yer kendini göstermiyor. Burada ya da arkadaşlar işte çok dağıldık. Şu an toparlayamayacağım. Neden? Oturma grubu gelecek. Ondan sonra buraya oturma grubu gelecek. Perdeleri falan daha sonra alacağım. Perdeye falan bakmadık yani. Bakacağım ona daha sonra bakacağım. Oturma grubu geldikten sonra makinem, çamaşır makinem bozuk. Şu, yani onu şey yapacak. Takamamışlardı. Su kaçırıyor. Ona bakılacak. Buraya da arkadaşlar burada da dediğim gibi şimdi ben buranın fazla takını tukunu derken gerçekten şuraya bakar mısınız? Vallahi göç yolda düzelir derler ya inşallah düzelip gidecek artık. Şu tarafa çocukların ranzası gelecek. Buraya altlı üstlü. Hem yer şey olmasın diye. Buraya da tam kapının ağzına bu olan yere de şey gelecek. Kayınvalidemin yatağına koyacağız buraya. Hani ona yatak alacağız. Daha ona falan bakamadık. Neden? Çocukların ranzayı aldık. Buraya kayınvalidemin yatağını alamadık da ona da alacağız. Şimdi çocukların alt ranzasında yata dursun. Hani şöyle genç odası alırsak diye düşündük. Yatağını kaynanama dolabında çocuklarla ya da bir ek dolap daha yaptırırsak öyle değerlenir diye düşündük. O yüzden genç odasına bakacağız işte. Yer ne kadar kalırsa diye bakacağız. İşte şuraya dolap. Çocuklara elbise dolabı diye düşünüyoruz. Bakalım ne olacak bilmiyoruz daha. Ortaya ne çıkacak bilmiyorum. Şu anda saklama alanım olmadığı için burası bu kadar karışık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Akşam bayağı uğraştılar.
Saat 3'e kadar ben yer toparladım gerçekten. Aşağıdan komşulardan falan şikayet gelmesin diye yavaş yavaş toparlamaya çalıştım. Ama yine toparlanmadı. Çünkü neden? Elbise dolabımda takılmadı. Adam bugün gelecek yapacak. Çünkü saat 11'e falan geliyordu biz evi taşıdığımızda buraya. Dün adamlar eğer bir gün önce olsaydı hani ev boyanmış olsaydı arkadaşlar sabahtan gelecekti taşımacılar. Sabahtan taşıyıp akşama kadar da yerleşirdik yavaş yavaş. Ama ikinci, üçüncü evi hani randevu almış adamlar biz üçüncüydük. O yüzden şöyle size yani çok geç oldu taşınmamız. Çok geç ki saate kaldık. Yani saat 3-3.30 gibi oradan yükleme yaptık. Buraya geldi derken yok 11'i bulmadı. 9.30-10'u falan buldu aynen. 9.30-10'u falan buldu yani taşınmamız. Adamlar gidelim. Şöyle size manzarayı göstereyim canlarım. İnşallah şu evi bir toparlayayım da şuraya oturup şöyle bir kahve keyfi, çay keyfi yapmak istiyorum. Bakın manzarası çok güzel gerçekten. Biraz sisli hava. O yüzden tam net görünmüyor. Neyse bakalım. Akşam arkadaşlar eşyaları da katmakta çok zorlandılar. Öbür taraftan katamadılar. Buradan kattılar artık. Şöyle göstereyim şuradan. Şuradan uzattılar vinci buraya. Şunları falan söktüler. Şunu yan tarafa getirdiler. Eşyalar girmeyecek diye. Daha buralar falan silinecek. Silinmiş aslında eşimle arkadaşı silmişler burayı bir taraftan boya bir taraftan temizlik yapmışlar ama dedi ben hallederim dedi siz gitmeyin demişti. Onlar yapmışlardı boyasını temizliğini falan ama yine tabii ki de temizlenecek. O yüzden yine yani kıyafetler olsun yatak yorgan onları yerleştirdikçe yine hani toz olacak. Oluyor da zaten. O yüzden yatağımı, yorganımı bir düzene katayım. Hepsini havalandıracağım. Oranın rutubet kokusunun gitsin istiyorum. İçeriye otursana. İçeriye otur. Buraya oturana kadar. Buradan baban gelecek diye herhalde buraya otur. Adamlar yukarıda mı? Yukarıda. Eşyalar gelecek arkadaşlar işte. Yarına gelecek herhalde eşyalar ama bugünden şey olacak. Hani yer tespiti nereden katarız, nasıl yaparız diye ona bakıyorlar ama zor herhalde girmesi buradan. Efendim annem. Bir dakika. Ha, tamam. Tamam annem hadi. Dediğim gibi arkadaşlar burada elbise dolabım daha yapılacak. Dün yapılmadı. Çamaşır makinesine ne oldu bilmiyorum ya. Çamaşır makinesi de bozuk. Şöyle hortumu fazla mı gitti acaba diye birazını kestim. Şu giderden taştı. Ayrıyetten de çalışmıyor. Şimdi bu çamaşır makinesinin altı burası ıslanacak diye şey alacağız altına da. Neydi o siz söyleyin. Şöyle bir karış yükseklikte şey alacağım yani altını hem yıkaması kolay olur diye. Kiler dolabına ihtiyacım var dediğim gibi burada vardı. Atmadığımda iyi olmuş gerçekten. Şöyle düzenleyeceğim artık. Boyarım. Aynen. Sildim ben buraya ama yine de toz var gibi gözüküyor. Neyse bakalım. Şu başımı burayı kırarım. İlahi köy hayatı olunca arkadaşlar gerçekten tuk ıvır zıvır bitmiyor yani. Zeytinleri de buraya koyacağım.
geçen sene gösterseydin. Geçen sene de? O bir tane geliriz yedinden de daha iyi olabilir. Bunlar yeni zeytinler. Şöyle. Bitti mi acaba altındakiler? Çiçekler. Uçaktan daha koyacağım buraya da. Çiçek gelecek mi? Hangiler? Çiçekler. Hayır. Ha çiçekler şey tutursun balkonda. Güneş görsünler orada. Daha sonra nereye koyacağım ama. Şunları koymam. Kazayana. Bunlar şuraya koyayım ki. Gözümün önünde olsun. Şu başlığı ver bakalım. Hadi. Kaldır. Şöyle bakalım. Bakalım. Mutfak dolabı yapılana kadar. Bunları öyle mutfağa götürün bunları. Neydi? Nasıl var? Şu turşu çıkacak önüne. Bunlar mutfağa girecek. Ver bakalım. Mutlaka aşağı koyacağım. Bak işte. Bunlar çıkacağım. Evet. Çık hocam. Bunlar hep mutfağa gidecek. Bu ne? Turşuyu da koyayım. Allah'ım var. Ha, aynen o da kullanmıyor. Şu an canlı da alayım. Şurada ne var? Ya, burada da yaprak koy. Onlar kalacak. Bunlar mutfağa gidiyorum anne. Var karnı denem var. Kırdım var. Şöyle göstereyim canlar. Şu şekilde turşuların bir kısmını koydum. Şöyle bir kısmını turşuların buraya koydum. Bakın daha bir sürü de yerim var gerçekten. Gerçekten atmadığımda iyi olmuş. Bunu atacaktım ben bunu. Son saate kadar durmuştu ama atmadığımda gerçekten iyi olmuş. Bu şekilde yağlarımız, zeytinyağlarımız, sularımız burada. Bu suları kullanırız inşallah. Yani arıtma takılana kadar biter herhalde zaten bu. Bittikten sonra da hazır alırız. Çünkü normal çeşme suyu içemiyoruz artık. Kaç gündür de aynı yazmayla açıyorum fark ettiyseniz. Evet. Şimdi burayı sildim. Şu camlar falan da silinecek arkadaşlar. Buraları da ben bir elden geçireceğim şöyle. Şurada kasaymış, işte şu eşimin getirdiği viledaymış. Onlar arabaya konacaktı ama Ali gidince... He olur, onu dolaba koyalım. Şunları da bir koyayım. Gerçekten yerleşmek zor arkadaşlar. Şu vazoyu kaldıracağım. Öncelikle şu kışlık soslarımı koyayım da. Artık kış da bitiyor artık da bunlar benim gerçekten kurtarım.
Anne. Hatta şunların bir tanesini pişirsem olacak bugün çünkü bayağı acıktık. Hangisi pişirelim Zeynep? Bunu kullanıyorum. Ben... O çok büyük, ben şundan kullanırım. Tamam. O ben şey kullanmış. Ben için hangisi geliyorsa kullanırım. Yaklaşık. Artık bamya mı pişirsem? Bamyayı da çocuklar yemiyor. Ben çok seviyorum. Ya da bamyayı pişireyim. Çocuklar yemez herhalde. Olmazsa bamyayı pişireyim. Annem de sever benim gibi. Şimdi gelişi güzel koyayım. Şu bamyayı pişirmek istiyorum. Şunu. Pişireceğim arkadaşlar. Şimdi bayağı acıktık çünkü. Şimdilik burası da böyle olsun. Daha da buraya gelecek var yani. Kasalardan, ondan sonra sandıklardan ne çıkacak daha bakalım. Şunları göreceğim. Bunlar köye gidecek kasalar. Zeytin kasası. Buraya dediğim gibi şöyle sularımı yerleştirdim. Buraya zeytinlerimi, yağlarımı derken bakacağız bakalım bu şekilde şimdi. Buraları da sileceğim arkadaşlar da. Burayı daha sonra bir yerleşeyim. Ondan sonra her şeyi yerleştireyim. Ondan sonra sileceğim orayı. Bayağı oldu değil mi? Bir bak bakalım. Bak, hoşuma gitti. Çok güzel. Böyle gersek de olur. Gersek de olur. Böyle. Şuradan perde. Bakın güzel. Oraya bir perde geçireceğim böyle. Bak, perdemiz de çok böyle çekiyoruz. Aynen. Üstüne de sandık gibi şeyle lazım. Ha, üstüne koymayız. Böyle çok göz kirliliği yapmasın can. İçine koy. Sıkışırsa. Şu bamyayı pişirelim mi? Bamyayı pişirelim, bamya yemeğini. Kavanoz. Bamyayı yenir mi? Şunu pişirelim. Yiyelim. Ali yok. Ali yemez. Çocuklar da. Ben yiyeyim akşama. Akşama bir daha düşünürüz canım. Öğlen acıktık. Pişir. Erkeğim gelir. Akşama bir daha düşünürüz. Bunu pişirelim. Ben bulaşığı şuraya koyayım da. Sığmayacak olarak koyayım. Nereye yıkayacaksın sen? Bulaşığı. Bulaşıklar mı? Çok kolay yıkayacağız. Orada çok da giremiyorum ben. Orada biriktiriyorduk ama arada biriktiriyorduk yerimiz. Burada birikecek yer de yok. Yerimiz neyse yok. Bakalım yavaş yavaş yerleşelim de. İşte bir mobilyalar gelecek. Mobilyalar gelene kadar biraz yerleştirsem olacak, yoksa iyice karışacağız yani. Arkadaşlar artık son kararımız herhalde bunu, dediğim gibi yatak odasında küçük bir yer var. Yüklük yaptırmayı düşünüyordum oraya. Olmazsa bunu oraya koyarım. Oraya yüklük yaptırmam yani, boşuna masrafa girmem öyle diyeyim. Çünkü şu ara çok da açılmak da istemiyoruz açıkçası. Şunda ayakkabılar falan var. Artık bu ayakkabıları da mı oraya koyarım? Bunları nasıl yaparım bilmiyorum artık. Bakacağız bakalım.